Biliyorsunuz hafıza tekleri serisinde size hafıza tekleriyle nasıl daha kalıcı öğrenmeyi sağlarız bunu göstermiştik. Ve yani yerel ilişki metodundan yani zihin sarayından, mekanlarla ilişkilendirmeden bahsetmiştik. Şimdi bu videoda sizlere bu mekanlarımızın sayısını nasıl arttırabiliriz ve ders ders kullanırken nasıl zihin sarayları oluşturabiliriz bundan bahsedeceğim. Şimdi öncelikle oluşturmamız gereken zihin sarayında şuna dikkat etmemiz lazım. Biz sırasıyla bu mekanları hatırlayabiliyor muyuz? Benim geçen verdiğim örnekte ve size verdiğim egzersizde şunu istemiştim. Evden okula kadar giderkenki süreci bir saraya dönüştürmeniz, yani bir listeye dönüştürmenizdi. Bunu yapabilirsiniz elbette. Peki daha fazla arttırmanız gerekirse neler yapabilirsiniz? Şimdi burada ben ders özelinde mekan düşünüyordum. Mesela biyoloji konusundan biri ne var? Glikoz döngüsü var, değil mi? Ben glikoz döngüsünü düşünürken diyorum ki ya glikoz neyle alakalı? Yani karbonhidrat ve bu bana yemekhaneyi hatırlattı. Ben de o yüzden yemekhanedeki nesnelere glikoz döngüsünde öğrenmem gerekenleri bir zihin sarayı oluşturarak, hani hatırlar mısınız, çarpıcı bir şekilde nesneleri yerleştiriyorduk ya hayal gücümüzle beraber. Bunu bir yemekhaneye yerleştiriyorum. Şimdi zihin sarayında amaç illa farklı farklı büyük odalar oluşturmak değil. Mekandaki nesnelere de bunu yerleştirebilirsiniz. Bir yemekhane örneğinden gidelim. Tepsiyi aldığımız yer, tepsiyi sürüklediğimiz yer, belki dolaptan içeceği aldığımız yer. Hani bunların her biri, kasanın olduğu yer belki, oturduğumuz yer ya da işte tepsi bıraktığımız yer, elimizi yıkadığımız yer. Bunların her biri ayrı bir mekan oluşturabilir. Mekan dediğimiz zaman illa farklı bir oda ya da farklı bir konum olarak düşünmek. Mekanı hayal ettikten sonra burada önem vermemiz gereken şey sıralamasıyla aklımıza geliyor mu? Yani yemekhane örneğinde biz sürekli aynı süreçten geçtiğimiz için orası güzelce kullanılabilir. Ama siz diyelim aklınızdan bir hayal uydurdunuz. Bunun sıralaması aklınıza gelmiyorsa o zaman bazı bilgileri de hatırlayamamanız mümkün. O yüzden öncelikle sıralaması aklımıza gelebilecek bir hikaye kurmamız lazım. Biz hafıza eğitimleri alırken derste hocamız şu örneği de vermişti. Şimdi sizinle beraber hayal ederek, hepimiz aynı anda hayal etmiştik. Bir tatile gittiğimizi hayal etmiştik. Tatile giderken, tatilde işte kral dairesine girdiğimizi, kral dairesine mesela asansörle çıktığımızı bir seyahat planlamıştık hayal gücümüzde. Ve bu aslında zihin sarayı oluşturduğumuz bu mekanlar bizi hafıza tekniğini kullanmak üzere düşünmüştük. Yani illa gittiğiniz bir yer olmak zorunda değil. Kafanızdan sırasıyla aklınıza geldiği müddetçe mekanlar oluşturabilirsiniz. Ve çalıştığınız konuyla ilişkili mekanlar oluşturursanız hatırlamanız daha kolay olur. Yani zihin sarayı dediğimiz şey sadece evle okul arasında kısıtlı kalan bir şey değil. Gittiğiniz tüm mekanlar, aklınıza gelebilecek tüm mekanlar, işte oyun mekanları, film mekanları, bunlar da olabilir. Hayal gücünüzle sıfırdan da oluşturabilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken şey ise bunların sıralı bir şekilde zihninize gelmesi. Zaten biz ders örneklerimizi arttıracağız arkadaşlar. Ama mekan oluştururken yerleştirmek istediğiniz bilgileri arttırmak isterseniz nesneleri de kullanabilirsiniz. Bir de şunu söylemek istiyorum. İlla biz bir mekana bir bilgiyi yerleştireceğiz diye bir şey yok. İlerledikçe, zamanla bu metotları kullandıkça, geliştirdikçe şunu yapabileceğiz. Birden fazla bilgiyi aynı mekana yerleştirebileceğiz. Yani belli bir odaya, belli bir nesneye belki birden fazla bilgiyi yerleştirebileceğiz. Yani bu metodu uygularken arkadaşlar doğrudan derslerde kullanmadan önce bir egzersizini yapmanız lazım. Zaten zihin sarayı oluşturduğumuz videoda size egzersiz olarak vermiştim o listeyi. Şimdi oradan zihin sarayı yapabiliyordunuz. Eğer o videoyu izlemediyseniz arkadaşlar öncelikle o videoyu izleyin derim. Bundan sonraki süreçte de sizler için ders ders örnekler hazırlayacağım demiştim. Ve siz eğer hafıza serisi videolarını izlemediyseniz buradan izleyebilirsiniz. Ve bu metodu kullanmayı, denemeyi ve hani bahsettiğim noktaları pratiğe dökmeyi unutmayın arkadaşlar. Hepiniz hoşça kalın. Görüşmek üzere.